Şöyle morçak, şimdi gösterin patikeler, çek piç korosu seni! Sokma o pis ellerini kremaya, geberteceğim seni! Aman Allah'ım, bir gün yüreğime indireceksin, hınzır yumurcaka, indireceksin yüreğime! Elimizi soktuysak ne oldu yani, tadına baktık fena mı? Tadına bakmış, bakma tadına, istemem, istemem, istemem! Tamam, tamam, tamam! Dur! Ses çıkarma! Mis gibi bir şey kokuyor! Hasta galiba, gel! Yaşadık! Çekil, çekil öyle! Aaa! Yapmayın, dokunmayın! Ha, durun, size söylüyorum! Al şu bir çek o, çek o pis ellerin üstünden aslanım! Şu hale bak, hasta mı ne hale getirdin? Utanmazlar, bıktım şu hırsızlığa, çekil, çekillerini çek diyorum hala, dur, çekil diyorum! Misafirlerin önüne ne çıkaracağım şimdi ben? Kim gelecek misafir? Kim gelecekmiş? Kim olacak? Orhan Bey'le annesi! Ay, yine o kiyah suratlı herif mi gelecek? Ne istiyor bu adam bizden, anlamadım gitti! Anlamayacak ne var? İstediği meydanda! Bayıldım Çiyen lafına, tam benzettin! Biraz evvel annene kocaman kocaman kırmızı güller yolladı o Çiyen! Annen çok beğendi! Ama ninem kızdı, küplere bindi, hepsini çöp tenekesine attı! Bir gün bu herifin kafasını kıracağım dedi! Ay tövbe tövbe! Bir gün ağzına biber dolduracağım senin! Davul gibi yapacağım o dudaklarını! Seni gidi dedikoducu böyle seni! Hadi siz de durmayın! Gidin yıkanın, her tarafınız kir içinde! Önce kim kaparsa? Ay dur, dur! Yapma! Olmaz ama! Önce hanımefendi hazırlanıyor, neredeyse gelir, buyurun! Hoş geldiniz! Hoş bulduk kızım! Aman bu ne güzellik böyle, seni öpebilir miyim? Tabii! Günler için teşekkür ederim! Teşekküre değmez, siz dünyanın en güzel şeylerine layıksınız! Ne? Aman Allah'ım, bu ne gürültü! Ev istilaya uğramış gibi! Evet, çocuklarım çok yaramaz! Ama ben onların gürültüsüne alıştım! Zamanla biz de alışırız, öyle değil mi anne? Ah, tabii! Çocukların başında muhakkak bir erkek olması gerek! Ne de olsa baba korkusu başka oluyor! Ben babalarından korkmalarını değil, onu sevmelerini, saymalarını tercih ediyorum! Beni seveceklerine eminim! Ben şöyle bir dolaşayım, belki minnoşun yardıma ihtiyacı vardır! Seninki resmen mızıkçılık! Önceden kaptım banyoyu! Kuvvetine güveniyorsun değil mi? Kısa kes aydın havası olsun! Pekala, alacağın olsun! Bilemem ki, kiminsin, neredesin? Şimdi artık sen benimsin! Gelebilir miyim? Ne istiyorsun? Hiç, baksana ne getirdim! Tuz var mı? Tabii! İşte burada! Ah, hay Allah! Abla, sana bir şey soracağım ama kızma! Sor bakalım! Dul ne demektir? Kocası ölen veya kocasından ayrılan kadına dul derler! Neden sordun? Hiç! Orhan Bey, annene bunca sene dul yaşadın, artık yetişir! Yükünü paylaşmak istiyorum dedi! Hangi yükü paylaşmak istiyor Allah aşkına? Herhalde bizi! Aa, siz yük müsünüz? Bilmem! Belki de! Başka ne konuştular? Evimin kadını olursan, dünyanın en mesut erkeği olurum dedi! Annem ne dedi? Duymadım ki! Aptal! En mühim şeyi duymamışsın! Hay Allah! Bana bak Murat, çok mühim bir şey söyleyeceğim sana! Söyle bakalım! Orhan Bey denilen o sarı çiyan, anneme evlenme teklif etmiş! Ne var bunda? Genç, yakışıklı, üstelik çok zengin bir adam! Fena mı? Ben öyle baba istemem!
Bu işler senin istemenle olmaz, ukalalık etme! Ah yarabbim, ne kadar hissiz bir çocuksun sen! Ama akıllıyım! Düşün bir kere! Annem onunla evlenirse artık çalışmayacak! Daha rahat bir hayatımız olacak! Ne yapayım? Kaba bir adam! Kendini beğenmişim biri! Üstelik müzikten de hiç anlamıyor! Hem kaba adam, hem kendini beğenmiş! Üstelik müzikten de hiç anlamıyor ha! Vah vah! Müzikten anlayıp da ne olacak yani? Gıcır gıcır bir motoru, son model bir arabası var, yetmez mi? Çok maddisin! İkimizin aynı kanı taşıdığına inanamıyorum! Belki de beni sokakta bulmuşlardır! Belki de! Aptallık etme! Annemin kazancıyla ikimizin de tahsile devam etmesine imkan yok! Dua et de bu iş olsun! Sahiden evlenecek mi annen? Bilmiyorum! Hadi sen de dışarı çık! Burada kalsam ne olur? Olmaz, banyo yapacağım! Ben sana bakmam! Olmaz dedim! Ama ne olur! Olmaz! Olmaz! Defol diyorum, defol! Ah, deli mi ne? Çattık be! Bu evde de herkes deli galiba! Neden tereddüt ediyorsun? Daha gençsin! Günün birinde nasıl olsa evleneceksin! Bundan pek emin değilim, belki de hiçbir zaman evlenmem! Peki ama sebep ne? Çocuklarım! Evlenmeni istemiyorlar mı? Bu mevzu onlarla hiç konuşmadım! Ama artık ikisi de büyüdüler! Evet ama... hayatımıza yabancı bir erkeğin karışmasını istemeyebilirler! Ne olursa olsun... onların huzursuz, bedbaht olmalarına tahammül edemem! İşin bu tarafını bana bırak! Çocukları seviyorum! Onların da beni sevmesi için ne lazımsa yapacağım! Benim için önemli olan senin hislerin, senin düşüncelerin! Bir an evvel karar verirsen memnun olacağım! Pekala! Seyahatten döner dönmez size kararımı bildiririm! Teşekkür ederim! Önüne baksana lan! Sus! Sarıçıyan anneni kandırmaya çalışıyor! Merhaba Orhan Bey, hoş geldiniz! Merhaba Murat! Hoş buldum! Ne haber anne? Nasılım bugün? Çok şıksın oğlum! Mersi! Teklifinizi kabul etti mi? Hayır, ama ümitliyim! Senin fikrin ne bu konuda? Dünyanın en iyi annesi o! Mesut olacaksa evlenmesini isterim tabii! Çok makul bir delikanlısın! Mersi! Motorunuz neden hep karada duruyor? Çürüyecek sonra! Yazık değil mi? Haklısın! Sen kullanırsan iyilik etmiş olursun bana! Çürümez! Sonra artık şu balıkçının yanında çalışmasan daha iyi olur! Evet ama harçlığımı çıkarıyorum oradan! Anneme yük olmak istemem! Yük olmana lüzum yok! Çalışma dediğime göre bazı şeyleri düşünmem lazım! Yo, rica ederim, istemem! Lütfen! Bir ara terzime uğra da birkaç elbise yaptır kendine! Hem bu yaştan sonra bisiklete binmek hiç yakışmıyor sana! Şöyle son model bir araba lazım! Sahi mi? Ciddi mi söylüyorsunuz? Sanatkar kızımız nasıllar bugün? Ben henüz sanatkar olamadım! Piyanonla oynama Murat! Görmüyor musun? Zaten bozuk! Haklısın! Bu bozuk piyanoyla çalışman hiç doğru değil! Seni Ankara Konservatuvarı'na yollamak istiyorum, ne dersin? Mersi, gitmem! Annemden ayrılamam ben! İnsanlara müzikle de faydalı olabilirsin kızım! Ben Ankara'ya gitmek istemiyorum ama! İstemezsen tabii gitmezsin yavrum! Ona ne zaman sarı çiyan diyeceksin? Hadi bakalım ninenin yanına sen! Hadi! Hadi! Çiyan! Sarı çiyan! 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 Ne olacak çiyan işte! Çiyan! Mektubu kime yazıyorsun anne? Bir ahbabıma! Bir haftadan fazla kalmazsın, değil mi?
Hayır. Çok özleyeceğim seni. Ben de. Anne! Ne var? Orhan Bey'le evlenmeyi düşünmüyorsun, değil mi? Evlenmeyeceksin, değil mi anne? Bilmiyorum, kararsızım. Evlenirsem üzülür müsün? Evet. Hoşlanmadın mı ondan? Mesele Orhan Bey veya bir başkası değil, senin evlenmen. Hislerimi nasıl anlatacağım bilmiyorum. Her kadının hayatında bir erkek olmalı bence. Ölse bile sadece o erkeğe bağlı kalmalı kadın. Baban öleli çok oldu Ayşe. Bunca yıl ona bağlı kaldım. Bundan sonra da kalabilirsin. Kalmak isterdim. Ama izah edemeyeceğim birçok sebep var evlenmem için. Yalnız şunu iyi bil, günün birinde evlenirsem asla bir aşk izdivacı olmayacak bu. Ben hayatta yalnız babanı sevdim ve ölünceye kadar da yalnız onu seveceğim. Bu kadar sevdiğine göre demek mükemmel bir insandı. Evet, eşsizdi. Sevdikleri uğruna her şeyi feda edebilecek kadar mükemmel bir insandı. Peki ama neden o eski piyanodan başka babama ait hiçbir şey yok evimizde? Bir resmi bile yok, neden? Ölümü bana çok acı verdi. Hepsini yok ettim. Yaşadığı, gizdiği yerlerde olmak bile acıydı. Onun için beraber olduğumuz yerlerden kaçtım, buraya gelip yerleştim. Affedersin anne, üzdüm seni. Yo, bir bakıma iyi oldu. Belki bundan sonra daha iyi anlarsın beni. Şimdi bir isteğim var senden. Eğer beni seviyorsan, bırak istikbal hakkındaki kararları kendim vereyim. Bana tesir etmeye çalışma yavrum. Ve bana inan. Peki anne. Gelirken ne getireyim sana? Ne istersin? Sen ne istersen onu getir. Sürpriz olsun. Olur yavrum.